da gringa ka o madana mjezuj fikri ca spandini ma fi pjeka të kalu ma fi mërëvu dhe ma kani demokrasi këtë dua të bashkë u e që zorë kjera bas la dastura kani harakaj dasturi i rapu ma fi pjeka të kalu dhe këtë për kretë lëu anëzume në da babam la bërdëra dhe në gjimë lësër në dra khuman amada bëjnë lëvë ndërë vëkulli babëllin boci asbabi cia ka ladra bu disan istir dava kaino bazare çit la hamar kirdini dava anzumene habetin da sarata çi siyasi hal jiyedu da sarata siyasi hal jiyedu da nota insan la bat mesan da khur bji da jir amru taati yani ki şey an habu bu peşir kirdini mafi mesalan o pekatana aya ki mesalan zamini o ya sabr karana da kat ka dijnin legal mafi pekata kanu parastinyan poika natwani bakayfa khoy zarai tsastini basar نبلاكا بس انا خليلك الدكويته سر استي جهتي تنفيذي كجهتي تنفيذي اوامري نداول او اطراف انيك علاقين يا ابو ياسر حتى تجيب الجيبك او جارة نظرية فصل سلطان دستور العراق اذا انا من لو تصور هذا نيم دسرات السياسة العراق او دا رشيد بيتم خوي لخوي دا او ما فانا لنا دستور دا بتسبين ومن تي شغله كما سر خالد كزور لام جرينجا رجع دا مزراندن دياري بكير لم ياسا يعني زور بيت زال اما لدا مزران كان له هناك شوينا بيكاتا كان نوينر يعني يا خولا مثلا بون مولا لسرداني درول بل بروتوكول رجع بدريتا بيكاتا كان نوينر يعني هبيت طيب جم بس بي كونفرنس يابتو كونفرنسلن mevzuğu oluşumlardan haklarına ilgili bir yasa vardı. 2015'te çıkıp Kürdistan parlamentosunda bu Musadıkoğlu 5 yıl üzerine geçti. Bu yasa çok muhimdir. Mutlaka bu yasanın hem bizim burada olan etnik grupların temsillerine iyi bir şekilde aydınlatmak. Ayrıca bu yasanın bu yasada olan maddeleri pratikte uygulamak. Çünkü bunun içerisinde eğitim hakları var, siyasi hakları var, kültürel hakları var, vatandaş hakları var. O yüzden biz istedik bugün bu şekilde bunu açıklamasını yaptılar. Gerçekten de bütün temsilciler katıldı. Bütün etnik gruplardan hem etnik grupların da dini gruplarından bunun bu şekilde ayrıca bizim kanuni müsteşarımız değerli kardeşimiz Doktor Soran İlhan'ı tarafından güzel bir şekilde açıklaması yaptı madde madde. Bunun dedim hedef amacı bu yasada budur. Biz oluşumlardan sonra bölge bakanı olarak bunun ne şekilde gelecekte pratikte ne şekilde uygulaması yapılır. Bu da bütün etnik gruplar için bu bölgede önemlidir. Çünkü bu yasa dediğim gibi önemli bir yasadı. 5 yıldır üzerinden çıkmış, üzerinden geçip bazı maddeler, bazı fikirler istemel olup veya yapılıp ama birçok daha yapılmadı. İşte bunun ne şekilde modern bir şekilde değişmesi yapılır, ne şekilde bizim ileride tatbikatı pratikte yapılır. O yüzden bizim amacımız buydu bugünün toplantıda. Bugün Sayın Bakanımız, oluşumlardan sorumlu Bakanımız Aydın Maruf Bey'in daveti üzerine Kürdistan bölgesinde oluşumları, haklarını koruyan yasayı tartışmak üzere önemli bir toplantıda konuşmacı olarak katıldık. Bu toplantıda yasanın önemli ve eksik olan tarafları hakkında önemli ciddi tartışmalar yaşadık ve bu yasanın daha iyi bir şekilde uygulanması için tavsiyelerde bulunuldu. Umarım oluşumlardan sorumlu Sayın Bakan ve ilgili makamlar buradaki tavsiyeleri göz önünde bulundurup yasada ciddi değişiklik ya da gerekirse oluşumların hukuklarını korumak için yeni bir yasa teklifi oluşturacaktır.